Hanımefendiler, beyefendiler, herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür ben de çok iyiyim. Bugün günlerden Bodrum günü ve Bodrum'a öyle basit bir şekilde gitmeyeceğiz. Kendi motokaravanımla gitmek istiyorum. Yani Tesla Model Y ile ona göre bir hazırlık yaptım. Çok acayip malzemeler aldım. İnanılmaz keyifli bir Bodrum koylarında ve sonrasında Datça'ya geçmeyi planlıyorum. Arkadaşlarımı ziyarete. Onların yanında böyle o koyların içerisinde acaba bir gece sabahlasam nasıl olur, ne yapabilirim diye. Öncelikle benim hard case'imi aldım. Neden bunu aldım dostlar? Şimdi üstü biraz tozlu gibi de. Bunu böyle arabanın yanına çekip üstüne oturup arkasına sırtımı verebilirim. Hem de çok güzel. Bir de muhteşem bir özelliği var. Bakın yüce Rabbim. Daha doğrusu bu yerli bir mal da. Bunu buraya böyle koyduğunuz zaman tam oturuyor. Yani şaka mısın? Diyesim geldi. Çarşafımı şöyle buraya sokuşturayım. Kremimiz var, havlumuz var, ufak bir parfüm, şnorkel, kulak tıkaçları. Yani bir de şortumu koydum içine. Bunu da böyle sığdırdığımızda hop. Tamam. Evet, 10 numara oldu. Şu anda fıstık gibi bir şey oldu. Şimdi buraya bir de yatak koyacağım dostlar, akşamları uyumak için. Bu yatak içinde Decathlon'a gittim baktım. En ufak bir şişme yatak 650 liradan başlıyor. Ondan sonra pompası ıvırı zıvırıyla 1000 liraya geliyor neredeyse. Ya ben de düşündüm, taşındım. Şimdi bizim burası yazlık ya. Yazlık olduğu için IKEA'dan 650 TL'ye bir tane IKEA yatak almıştım. Ve bu yatağın özelliği süngerli olması. Yaylı değil, süngerli ve ben alırken kaçtıracağım mı? Sana kızıyorlar serbest bıraktık diyor. Arkadaşlar çok yabani bizden başka herkese. Bir de komşumuzun köpeği. Ben onu serbest bırakma sorumluluğu alamam. Ne diyordum? Süngerli olması sebebiyle yuvarlak halde katlanabiliyor. Onu da yuvarlayıp arabanın arka bagajına koyacağım. Böylelikle 1000 TL'ye yakın bir masraftan kaçındım. Zaten evde yattığım bir yatak. O yattığım yatağı olduğu gibi rulo haline, çarşafıyla birlikte rulo yapıp arabanın bagajına koyacağım. Benim efil efil esen yatağım. Bakın sünger. Hiçbir şey yok. Böyle içinde yayı yok. Şimdi ben bunu tek başıma olduğum için evde hem katlayıp hem de katladığımı göstermeyeceğim ama arabanın içerisinde nasıl olduğunu bilir. Bu tişörtü de dışarı çıkarken giyeceğim şimdi yolculukta. Malum şey değil. Hem sen getir adını. Yola çık, terle bir sürü nemin sıcaklığın içine konuşamıyorum bile. Hem de sonra gel o tişörtle yola çık olmaz. Güzel bir duşumuzu alırız yola çıkmadan önce ki rahat rahat gidelim. Zevkle gidelim. Evde ip bulamadım. Bulamayınca da bu açıldı. Açıldıkça katladım. Katladıkça açıldı. Açıldı, katladım. Yani sana diyeyim 4 ya da 5 kilo. Maksimum olsun 6. 7'den fazla değildir. Çok zevkli olacak, çok. Şunu şöyle atalım. Hoppa. Evet, koca yatak. Bir rulo yaptırdım. Çok kolay olacak. Hemen yatakları açacağım. Şşşt diye bunu ileri doğru ittireceğim. Bunu da şöyle çekersem, şu alet neyse, aletiyse artık adı. Pandizot desem değil, şey desem değil. Onu da çekerim. Hatta çekeyim şöyle. Oh mis. Benimkinin arka ayakları çıktı dostlar. Şurada bir kitleme mekanizması var. Silikonlu, bakın buraları çıktı. Bu da çıktı. Şuraya aslında giriyor sert bir şekilde ama. Bunu hani konuştuğumuz şekilde hangi Tesla mühendisine herhalde bir haftada tasarla demişler. 50 liralık güzelim Crocs'larım. Torbalı işi, hiç daralma ihtimali olmayan, ondan sonucuma gayet hoş oldu. O zaman ben şimdi asiş yok, tamamım. Laptop çantasını aldık, normal giyim çantamı aldım, yüzme çantamı aldım, yatağımı aldım, yastığımı, dur onu aldım mı? Yastığımı biraz önce getirdim diye hatırlıyorum ama, yastığımı da almışım. Düşmüş, bunu burada alalım, arkaya atalım, şöyle. Böyle sıkıştıralım. Tamam, yastığımızı da almışız. Evet hanımefendiler, beyefendiler, herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte İzmir'den Bodrum'a gideceğiz. %100 şarjlı arabamız hazır ama değişik bir, farklı bir yol olacak. Çünkü kamp yapa yapa arabamızda yatarak arkadaşlarımızın evine gidiyoruz. Eğer müsait değillerse sohbetin, muhabbetin sonrasında ben de baktım ki ortamı sevdim. Atlar gidelim bir koya, kendimi orada bulurum. Üstümü, kıyafetlerimi giyindim. Tertemiz oldu. Şimdi yola çıkmaya hazırım. Şahane bir 2,5-3 saatlik bir yolculuk olacak ama arada durup beni bir ders vermem lazım. Saat 5'te davet ettiler. 1,5 saat sonra. 1,5 saat sonra gideceğiz. Güzel bir yol bulunca orada kenara çekeceğiz ve dersimizi vereceğiz. Koçum, görüşürüz. Bebişim. Oh tatlı çocuğum benim. Oh, hadi bakalım, kolay gelsin. O zaman yola çıkıyoruz. Yolculuk başlasın. O arabanın içine. Tamam, tamam Şila.
ben gidiyorum diye yeri göğü inletiyor. Oo, şeye de takılıyor. Sıcak havayla birlikte saçlarımın kuruması, banyoda çıktım ya, ikisi bir arada çiçek. Bir hatırlatmayla çıkalım. Şarjımız %95 olduğu için şurada nokta nokta noktaları görebilirsiniz. Bu aracın rejenerasyon kabiliyetinin düşük olduğunu gösteriyor ve burada yeşil bir ok çıkar. Biraz önce vardı ama şimdi bitti. Elon Musk da bir söyleşisinde araçları neden %100'e kadar kullanmayı tavsiye etmiyorsunuz diyor. Çünkü verimli değil diyor. Şarj etmeye imkanı kalmadığı için %100'den %90'a kadar çok hızlı düşüyor aracın kapasitesi. Çünkü neredeyse hiç elektrik ürettiği, yani frenlemeden yapıldığı kazancın hiçbirini pillere koyamadan devam ettiğiniz için. O yüzden eğer günlük hayatınızda direkt çıkıp uzun yola basmayacaksanız %90'a kadar şarj etmeniz, ki son güncelleme ile %80 olarak bu revize edildi, %80 ya da %90'a kadar şarj ederek günlük hayatınızı devam ettirseniz daha iyi olur. Ben bugün %100'e kadar ettim. Neden? Çünkü orada bir 7,5 kW'lık bir fark var. O 7,5 kW'ı dışarıda şarj etmemin bana maliyeti 55-60 lira. Evden maliyet etmem dediğiyle 10 lira. Yani 40 liralık belki bir ufak kahve parası elimizde kalsın diye ben onu evde şarj ettim. Yoksa Bodrum'a gideceğim. Şu anda 187 km gösteriyor. 2 saat 40 dakika Bodrum yolu için. Gayet güzel. %56 pille varacakmışım Bodrum'a. Fakat ben hem bu gece arabada yatmayı planlıyorum bir ihtimal. Dediğim gibi işte arkadaşlarımın ısrarına göre. Belki kalabilirim, belki kalmam. O yüzden mutlaka yolda bir de toplantım var saat 5'te. Bir şarj istasyonunda toplantıma gireceğim. O sırada da yine de pilimi, tam şarjımı gerçekleştireceğim. Fütürlü yolda Tesla problemi. Bakın ötüyor. Susuyor. Ötüyor. Susuyor. Vurunca geçiyor. Arkadaşlar komik bir şey söyleyeceğim. Ben çorapsız, çorapla araba kullanan birisiyim. Ama çimenleri yıkarken bunlar da ıslanmış. Tam köylü terliği olmuş yani. Bahçe terliği olmuş. Ay bu ironiye bayılıyorum. Bak 50 liralık şeyler, crocslarımı çıkartıyorum. Ayağımı güzel güzel. Şu anda otopilota aldım rahat rahat çekebilmek için. Şeye ihtiyacım yok çünkü. Bu yol dümdüz olduğundan dolayı burada hibernation ya da coasting ya da arabayı akıtmaya ihtiyacım yok. Oh, serin serin çok iyi geldi ayaklarımıza. İyice şey gibi oldu. Önümdeki Passat aklı fikri yok mu? 2 litre muhtemelen motorlu. Çünkü Malatya plakalı olduğu için oralarda Passatlar mutlaka 2 litre olur. Bilin yani bunları. Bunlar genel kültür. Doğudan gelen arabalar, Passatların çoğu 2 litredir. Bu da zannediyorum öyle. 70 ile yukarı doğru çıkıyoruz. Benim için çok iyi. Neden? Zaten ben çok ağır bir araç olduğum için burada çok yukarı doğru hızlı çıkarsam bataryamı eritirim. Yavaş yavaş, sakin sakin giderek, önde de bir tane daha Passat varmış. O da mı bilmiyor yolda araba kullanmayı? Yok. Tatlı tatlı normal bir güç eğrisi içerisine çıkmak şahane olabilir. Sadece öndeki arabalar stabil gitmiyorlar. O canımı sıkıyor. Bir 88'e çıkıyorlar. Bir yavaşlıyorlar. Bak şimdi durduk yere aşırı yavaşladı. Aydın'a gitmeye çok alışık olduğum için az daha düz devam edecektim ama kocaman Bodrum yazmışlar. Sonra da haritaya bir baktım. Sağdan dön diyor. Dönelim bari. Güzel oldu. O Söke'deki Starbucks'ta dururum. Bir Ristretto Bianco Grande 5 şatlı %3 yağlı köpüksüz sütten bir adet içeceğimi alır dersimi veririm. Buna çok takılıyor insanlar. Ya arkadaşlar bir kere sipariş edin ya. Bak Ristretto Bianco çekim. Grande boy, yani onda 4 shot oluyor normalde. Bir tane ekstra shot attıracaksınız. Olacaksa 5 shotlı. Sonra %3 tam yağlı sütten isteyin. Daha yoğun böyle, kıvamı güzel oluyor. Ondan sonra da köpüksüz sütten isteyin. Çünkü köpük boşu boşuna yer kaplıyor. Köpüksüz sütten de istediğin zaman bir grande ile 3 kişi içersiniz. Üçünüzde kafalar güzel olur. Çok bereketli bir kahvedir. Tavsiye ediyorum. Bak gerçekten müthiş. Şimdi bazı gruplarda görüyorum ağırlık alıyorlar direksiyona. Arkadaşlar elinizi şöyle bırakın ve sabit bırakın. Çok fazla zorlamadığınız zaman bu şekilde Bodrum'a kadar bu sizi götürür.
Yani şunu böyle koymak zor geldiği için buraya bir tane kısas koyup işte onları almaktansa şu şekilde bakın elimi koyuyorum. Dakikalarca beni şu düzgün odaklanmış yolda hem gözüm de karşıda yolu görüyor ve de hiçbir şey yapmıyorum. Sadece elimin kendi ağırlığıyla ona birazcık tepkiler verebiliyorum. Eğer sağ tarafa gitmekten korkuyorsanız elinizin ağırlığını sol tarafa koyun. Bir versiyonu da eğer şort giyiyorsanız teninizin değmesi güzel oluyor. Şöyle alttan sıkıştırarak da gidebilirsiniz. Ama en doğrusu yine de bir kontrol yapabilmek açısından elimin ağırlığını koymak. Şimdi şehir merkezine geldik diye arabayı 50 kilometreye düşürdü. Böyle yerlerde gaza birazcık basmanız lazım ki aynı şekilde araba gitmeye devam etsin. Anlamıyorum, burada 50 tabelası yok ama haritada burası şehir merkezi diye işaretlendiği için otomatikman 100 limitiniz, işte 110 limitiniz 50'ye düşüyor. Bakın şimdi birazdan buralar bitince, şuradaki şehir merkezi meselesi bitince tekrardan araç olması gerektiği hıza maksimumu değişecek ve devam edecek. Hiç arabayı öttürmedim, bir şey de yapmıyorum. Elimin kendi ağırlığıyla gitmeye devam ediyor. 105 kilometreli gitsin diye ayağımı ben kendim, bakın 110'a çıktı. Şu anda yine ayağım boşta. Bir gaza falan basmıyorum. Şimdi otopilot geldiği zaman acaba buralardan geçerken kendi kendine 50'ye düşürecek ve biz gaza bastığımız zaman da hedeften çıkacak mı? Onu merak içerisindeyim. Ne olur ne biter bilmiyorum. Video kaydı 2. dakikaya girdi ve 2 dakikadır ben daha arabayı hiç öttürmedim. Yaptığım tek şey sanki torpidoya elimi koymuşum gibi işin içerisindeyim. Hiçbir güç vermiyorum. Yani kol kasımı hiçbir şekilde kullanmadan şöyle boşlukta bırakmışçasına devam ediyorum. Söke'deki Starbucks'ı işaretledim. Oradan hem içeceğimi alacağım hem de toplantıma gireceğim. Her şey yolunda gözüküyor. 2 dakika 20 saniyeye kadar çıktık. Ya böyle diyorum işte, yarım saat 40 dakika gidiyorum ben çoğunlukla. 11 bin küsür kilometreyi bu sayede yaptık. Şu anda araç tamamen sağa sola dönüşlerini kendisi gerçekleştiriyor. Yavaşlamasını, hızlanmasını. 2,5 dakikayı bitirdik. 3'e doğru gideceğiz. Daha en ufak bir araca komut vermedim. Tamamen kendisi. Buna da mesela geliştirilmiş Advanced Autopilot var. FSD var. Full Self Driving var. Buna da TSD deniyor. Turkish Self Driving. TSD. 3 dakika oldu. Kapatıyorum artık. Şimdi koltuğumu azıcık öne alıyorum. Öne alıyorum, alıyorum, alıyorum. Arabadan böyle ineceğim. Çünkü arka tarafta ders vereceğim. Hadi gelin laptopumuzu alalım, arka tarafa geçelim. Sevgili arkadaşlar, Mercedes-Benz S-Class oturum pozisyonuna geçtim. Elimde bu gece yatacağım yastığımı alıyorum. Ve çantamın da içinden laptopumu çıkartıp hop şöyle bunu da bunun üstüne koyayım. Uf, ısınmış. Ondan sonracıma şu laptopumuzu açalım. Hop. Güzelin güzeli oldu. Hazır Starbucks çekiyor diye kendi bağlanmam yerine gittim. Hızlı bir şekilde buraya bağlandım. Şimdi dostlarım gidelim, güzelce şeyimizi açalım. Vereceğimiz eğitimin sunumunu açalım. Bakın arabanın içerisinde ne kadar rahat bir şekilde takılıyoruz. Harikulade. Sanki ofiste çalışıyormuşçasına sunum da açıldı. Şimdi arkadaşımız bize WhatsApp'tan mesajı gönderecekti. O mesajı göndereyim, şu eğitime başlayayım, bitireyim, sonra tekrardan yola çıkacağız. Hoş bulduk, merhabalar. Hop. Sesiniz kapalı. Hoş bulduk, merhabalar Birşat Hanım, nasılsınız? İyi, ben de çok iyiyim. Şu anda Bodrum yolundaydım. Sizlere katılmak için arabayı kenara çektim. Ve herhangi bir sürücü koltuğunda değilim. Arka tarafta oturuyorum, Starbucks'a park ettim, sizlere geldim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Emeğiniz için, bize olan şeyiniz için, bu göstermiş olduğunuz ilgi için çok çok teşekkür ediyoruz. Ama siz alıştınız artık Engin Bey yolculukta da bu video çekmeye, videolarınızla. Ya evet, bir aydır şimdi tanımayanlara böyle kendimi bu şekilde tanıtmak istemiyorum. Ben butik ünlü oldum dostlar. Şeyma Hanımcığım, Hatice Hanımcığım bize butik ünlü diyorlarmış. Ve bir anda kendimizi şey olarak... nasıl diyeyim sizlere, böyle yüz binlerce kişinin izlediği bir YouTube kanalım oldu. Orada da çekimlere devam ediyorum. Birşat da onu söylüyor şimdi. Siz biliyorsunuz bugünleri falan diye.
bana gidip de boşu boşuna şey yapmaya çalışma. İşte çok çalıştım, derslerden şöyle oldu, çap yaptım. Çapı da aynı zamanda bitirdim. Bunlar nasıl yaptığınızı anlattığınız şeylerdir. Neden çap yaptığını anlat. Neden Yandal yaptığını anlat. Neden Erasmus'a gittiğini anlat. Erasmus'a gittim, ortalamam yeterliydi. Şu 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 ülkelerde bulundum demek ile neden Erasmus'a gittiğinizi anlatmak farklıdır. Dersin ki farklı kültürleri öğrenmek, başka bir inovasyon gerçekleştirmek, kendi kariyer ve bilincimi bulabilmek açısından yurt dışı görebilmek istiyordum. Çünkü insan ne kadar fazla ülke ve yer görürse, ne kadar fazla insanla tanışırsa o zaman kendisine değer katacağına inanıyorum. Bu yüzden de Erasmus çok iyi bir seçenek de derseniz o zaman insanlar sizi kabul ederler. Sonra nasıl Erasmus'a kabul aldığınızı da anlatabilirsiniz. Rahatlıkla bunu işte ben de bu ölçüde kendimi geliştirebilmek açısından ikinci sınıftan itibaren not ortalamamı yüksek tuttum falan deyip anlatıp konuyu bağlayabilirsiniz. Tam bir saat oldu şu anda. Araba sürücüm hala gelecek. Ben de kendim de köpek yapmış oldum. Kuyruk sallıyor. Burada da Tesla hep şey dedi. Çok uzun zamandır klimanız açık. Emin misiniz? Unuttunuz mu? Diye bir uyarı verdi. Sağ olsun. Dersimizi tam bir saatte bitirdik. Şimdi videonun gönderimini de sağladım. Hatta Gökhan ilk beğencisi olmuş. 14 izlenmesi var. Bakalım bahtı yolu açık olsun garibimin. 7409 aboneyle yola çıkıyoruz. Kahvemizi alalım. Güzel güzel yolculuğumuzu yapalım. Bu Söke'deki Didim'e doğru giden dümdüz hat cetvelle çizildiğini düşünüyorum. Bakın dostlar, şöyle azıcık şey yapayım, kuvvet uygulayayım. Nasıl kendi kendine hiçbir şey yapmadan araba buraları tatlı bir şekilde dönebiliyor. Niye 99 ayarladım? Çünkü daha önce bu yolda 110 diyerek ceza yemişliğim var. Bir kere yer pilav kazı şey ne diyelim? Kimdi ya? Papaz pilavı bir kere, papaz kazığı bir kere mi yerdi? İşte o. O yüzden ben burada yavaş yavaş tatlı tatlı gideyim de yan tarafta böyle ters duran garip bir arabanın heyecanına girmek istemiyorum. Zaten 100 kilometre yolum kaldı. 1,5 saat gösteriyor. Arabanın içerisinde 1 saat ders verdim. Onunla da birlikte gayet güzel oldu. Kahvem de müthiş. Şimdi müziklerimi de açacağım. Bodrum'a kadar böyle tıngır mıngır gideriz. Acelemiz yok. Niye? Engin Hoca tatilde. Tatil garip bir tatil. Ders vermeli tatil olur mu? Olur. Şimdi isterseniz yine bir tane azıcık hızlanmışım. Bu sefer de 116 ile bakalım burayı alabilecek mi? Elimiz direksiyonda değil. Sağa girişini yaptı. Sola da girişini yaptı. Azıcık ilk zamanlar ben burada birazcık tedirgin oluyordum ama artık tedirgin olmadan 18 saniyelik hakkımızda bunu kullandırabiliyoruz. Gördüğünüz üzere gayet güzel döndü. Anneler gerçekten muhteşem insanlar dostlar. Evde ekmekler bayatlamıştı ve annem bunları bu sabah yumurtalı ekmek yaptı. Ne yapıyor? Yumurtaya boluyor ve kızartıyorlar ya. Ben de bunu çok severim. Özellikle şunu çıkartayım da. Özellikle peynir olacak, güzel çay olacak. Var ya bir ekmek yerim. Çıtır çıtır. Bayat ekmeklerin hepsini bana. Evden tam çıkıyordum. Sabah zaten yedim. Kaçtan yedim hatırlamıyorum ama. Poşetin içerisine yumurtalı ekmekleri almıştım. Şimdi yolda bir tık karnım acıktı böyle. Bir şeyler aranıyorum yani çıtır çerez gibi. Gerçekten bak yumurtalı ekmeği yemekten yiyip karnımı doyurmaktan daha çok onu böyle ağzıma atacağım. Bir de en güzellerini seçtim. Şimdi bilirsiniz yumurtalı ekmek kızartılır. İçerisinde 8-10 çeşit ekmek olur. İşte 2 gün öncenin ekmeği, dünün ekmeği, simitler. Annem beni böyle yapar ya. Poğaçalar falan hepsini kızartır. Ben de gittim en güzel ekşi mayalı köy ekmekleri vardı. Hafif böyle nemlenmiş, yumuşamış yani. Normal yenecek güzellikte değil. Onları şey yapmış, şunun güzelliğine baksanıza, blok. Galiba bunları da Köfteci Yusuf'tan yiyemediğimiz ekmekleri almıştık. Onları kızartmış. Ya annem bir tanesin ya. Valla iyi ki varsın. Seviyorum seni. Kalksın yok İstanbul'dan Bodrum'a 6 saatte tapagaz gittim. Yok benim arabam şöyle yapıyor. Ya ben sormak istiyorum arkadaşlar. Milas şehir merkezinden tapagaz nasıl geçiyorsunuz? Yarım saattir ışıklardan dur kalk geçe 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 gidiyoruz. Yani sizin arabalar ışınlanıyor mu acaba? Bir tanesi benimle inatlaşmış. İstanbul'dan Bodrum'a 6 saatte gidebiliyorum. Tesla ile gidebilecek misin? Hayır abicim 6 saatte İstanbul'dan Bodrum'a gidemezsin. Yani öyle bir dünya yok. Ne yapıyorsun?
Gece saat 1'de çıkıp trafik polisine yolları mı kapattırıyorsun? Kanat takıp uçuyor musun? Gidilemez. Hele ki Avrupa yakasından hiç gidemez. Hani düşünüyorum yani birazcık şey yapmaya çalışıyorum. Diyorum ki Ataşehir'den çıktı. 3 saatte İzmir'e indi. Tamam mı? Ama iki ayağı gaza basa geçti. Hiçbir yere takılmadı. İzmir'de aynı şekilde durmadan Aydın'a döndü. Buraları şey yaptı. Bodrum'a bir 2,5 saatte öyle var. 5,5 saatlik. Yani böyle 160-170'li hızlarla gelebilmek lazım. Valla matematiksel olarak okey gözüküyor ama kardeşim yani helal olsun. Elini bileğini öpeceğim. Sen aslansın, kaplansın demek istiyorum da öpmem yani. Niye öpeyim? Sen manyaksın, saçmasın diyebilirim. Sebebi de şu. 6 saatlik bir yolculuk kesinlikle değil. Ya ben şu anda İzmir'den çıktım. Canım bir yerde durup çay kahve içmek istiyor. Milas'ın trafiğine bakar mısınız arkadaşlar? O insanlar 6 saatte nasıl geçiyorlar buralardan? Hiçbir fikrim yok ama geçiyorlar. Sorduğun zaman geçiyorlar. En büyük kral onlar. Ben mesela bir yazı okumuştum. Amerika'da yapılmış bir çalışma. Böyle ben seni geçerim, yaparım vesaire. Erkeklerde bir şeyin eksikliğinden kaynaklı olduğunu yazıyordu. Ve gerçekten yapılmış kontrollü çalışmalarda tedavi sonrasında bu durumların azaldığını. Çünkü bir yerde yarışmak, bir yerde yine hala kendisini, benliğini göstermek istiyor diye yazıyordu. Ben araştırmanın yalancısıyım ama başka şeyde iktidarla alakalı durum olduğunda araçla alakalı şey oluyor. Öte yandan kamyoncular bak sabır sebat yaktı sol sinyalini, bir araba geçti izin vermediler, ikinci geçti, üçüncü adam sabırla duruyor. Kamyoncu iyidir yani, sabır sebat o biçim. 6 saatte gidiyorum demeyin o yüzden, başka anlaşılabilir. Evet arkadaşlar, Bodrum'a geldik. Oh, havası bile değişti. Buradan aşağı ineceğiz Bodrum Kalesi'ne göre. Çevrenin sponsorluğunda Kasapoğlu Otomotiv'in bir e-şarjı varmış. Benim de tam 1 saat işim var. Bilgisayarda bir şeyler yapmam lazım. Hem video yükledim. Sizlerin yorumları var. Onlara cevap vereceğim. Hem de buradaki e-şarjdan şu anda %52 bataryam var. İzmir'den yola çıktık. Bodrum'a kadar geldik. Arada 1 saat yolda ders verdim. O 1 saatte %4 elektrik gitti. Çünkü bayağı güneşli bir yerdi. Ona rağmen şu anda %49 şarjım var. Yani aslında teorik olarak ben neredeyse eve bile geri dönebiliyorum. Ama hazır böyle boş bir yer var. Çok da rahat gözüküyor. Aracımı burada şarja takıp yine arka koltukta bilgisayarımı açıp biraz çalışsam, YouTube yorumlarımı cevaplasam, bir hesap kitap işim var onu yapsam, hem de böyle güzel güzel camlar açık manzaraya karşı bir keyif etsem bence şahane olur. Bodrum'a gelmek İzmir'den elektrikli araç ile, yani Tesla ile, bütün arabalarla güzeldir ama gerçekten muhteşemdi. Çok arabayla geldim Bodrum'a. Volvo C30 ile geldim, Toyota Corolla ile geldim, Corolla Cross ile geldim. Ama hiçbir bunun kadar zevkli değildi. Belki de ben arabasına yavaş yavaş böyle derin şeyler hissettiğim bir durum olabilir. Şimdi geleyim şu e-şarjı açtım. Galiba bu, anlamadım ama DC gibi bir AC mi? Bakın kendi kablosu var, şeyi var. Şunun kapısını açalım. Ama benimki öteki tarafta. Nasıl olacak bu iş? Ben şuna bir bakayım da ona göre bir hesaplayayım. E-şarjda hazırlanıyor diyor. Bastım. Şarjı başlatı diyoruz. Şarjı başlat dedik. İstasyonla iletişim kurulacak. Neden? Benim arabaya takıldığını anlıyor dostlar. Yani o şeyde bunun ben olduğunu, o yüzden ne ben QR kod okutuyorum ne de başka bir şey yapıyorum ve şarj şu anda başladı. Al öyle, al 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 al. S serisine çevirelim yine arabayı. Oh tamam. Şoförlü Mercedes S serisi gibi oldu. Oh çok güzel. 1 saat 25 dakika kalmış %100'e kadar. Ama ben burada %100'e kadar şarj eder miyim? Edeyim ya, ne olacak? Yani 1 saat sonra kapatırız işte. Yalnız bu ayak mesafesi şahane oluyor ya. Benim bilgisayarım da burada. Yine yastığımızı
kucağımıza koyalım. Hop şöyle. Bilgisayarımızı da içine koyup çalışalım. Kamp modunda açınca hem klimayı hem müzik sistemini çalıştırıyor. Hem de ben internete bağlandım. Şimdi yorumlarınıza cevap vereceğim. O kadar keyifli bir şey ki Allah herkese bunu nasip etsin. Arkadaşlar bu mini alet 1 saattir beni şarj ediyor. 30 kW şimdiden yükledi. %80'lere de getirdi. Artık daha fazla devam etmeye gerek yok. Ama bazen de yavaş DC'lerin güzel olduğunu yorum. 30 kW'lık DC mi olur dedim içimden. 11 kW'lık AC'nin ne şeyi var? Gerçekten çok hoşuma gitti. Şundan dolayı işlerimi hallettim. Zaten benim birazcık yavaş şeye ihtiyacım vardı. Eğer fiyatı ekonomikse bütün yer gök her yere bu 30 kW'lık DC'lerden yapsınlar. E-Şarj teşekkür ederiz.